Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı basın açıklaması. Değerli hemşehrilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, fedakar çalışkan, emekçi kardeşlerim, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi ve Hukuk İşleri Başkanı Avukat Muhammed Emin Zorlu'nun yapmış olduğu mesnetsiz ve gerçek dışı açıklamalarına ilişkin yaklaşık 1800 üyesi bulunan Öz Sağlık İş Sendikamız Çorum Şubesi olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere açıklamada bahsi geçen tıbbi sekreterlerimiz taşeron sistemi diye tabir edilen şirket işçisi olarak hastanelerde çalışma hayatına dahil olmuştur. Doktorlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına daha çok vatandaşımıza hizmet verebilmesi için çaba sarf etmektedir. Yanında tıbbi sekreter bulunmayan hastanede görev yapan doktorların günlük hasta bakma sayısı en fazla 30-35 arasındadır. İTİT Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hasta sayısının yoğun olduğu bölümlerde doktorlarımızın bir gün içerisinde 130-150 hastaya baktığı aşikardır. Nitekim Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamada başlatılacak çalışma ile her doktorun yanında bir sekreter verileceği bildirilmektedir. Bu çalışmaya Çorum'da görev yapan tıbbi sekreterlerimiz örnek olmuştur. İddiaya bahisle tüm tıbbi sekreterlerin Çorum'da nüfuslu insanların torpiliyle işe girmiştir diye isnat edilerek yapılan suçlamaların tamamı asılsızdır. Hastane kayıtlarında işbaşı yapan personellerin nasıl ve ne şekilde işe başlatıldığı, istenilen vasıf ve belgeler bellidir. En son yapılan alımda gerek Çorum Çalışma İş Kurumu, gerekse Sağlık Bakanlığı personel alım ilanları ile işe alım prosedürleri bu iddiaları yalanlamaktadır. Bahsi geçen kişinin yaptığı asılsız suçlamalar ve iddialar tamamen hakkıyla görevini yerine getirmek için canla başla mücadele eden bir camiayı yıpratmak için yapılmıştır. Bakanlığımızın kalite prensiplerine ve hedeflerine tam bağlı aldığı 99-98 tescilli kalite puanı en güzel cevabımız olacaktır. Doktorun bulunan polikliniklerin tamamında sekreterlerimiz olağanüstü bir çaba sarf etmektedir. Yataklı servislerde hastaların taburcu işlemlerinde hastaların veya hasta yakınlarının iddia edildiği gibi herhangi bir evrak gezdirme işlemi yoktur. Bu söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Sağlık alanında yetişmiş uzman doktor eksikliğinden kaynaklanan hasta yoğunluğu yaşansa da tüm sağlık çalışanlarını töhmet altında bırakan bu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Ve sağlık çalışanlarına şiddetin önünü açan mesnetsiz açıklamadır. Salgın döneminde tüm sağlık çalışanlarımıza yapılan özverili çalışma ülkemizin el birliğiyle bu dönemi atlatılmasında vesile olmuştur. Yapılan hasta astarı bulunmayan suçlamaları kabul etmiyor ve siyasi kimlik arayışında popülizme kurban olan parti yetkilisini tüm üyelerimiz adına kınıyoruz. Vatana ve millete hizmet etmenin gururunu ve onurunu tüm üyelerimizle birlikte yaşıyoruz. İlimizde sağlık adına yapılan her türlü olumlu çalışmayı gönülden destekliyoruz. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Saygılarımızla Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı. Katılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.